Arkadaşlar merhaba Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Zaman çabuk geçiyor sevgili arkadaşlar. Geldi çattı birinci yazılı ama ne yapmıyoruz heyecan yapmıyoruz çünkü sizin için hazırlamış olduğumuz yazılı notları kısmı var. Yazılı notları kitabına bakarsanız sevgili arkadaşlar burada edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji bu sizin başucu kitabınız olacak. Yazılılarda çıkabilecek bütün konular bütün önemli kısımlar burada hazırlanmış vaziyette sevgili arkadaşlar bunu okuyup yazıldan çok yüksek not alacaksınız. Bunu bitirdikten sonra hemen Dinamo'yu alıyorsunuz elinize sevgili arkadaşlar. Dinamo'da yazılı kısmı var. Bakın sayfa 100'ü açtığımızda coğrafya ile ilgili çıkabilecek, birinci yazılıda çıkabilecek olan soruları görüyorsunuz. Doğru yanlışlar, bulmacalar, boşluk doldurmalar ve çoktan seçmeli sorularla sınava tamamen hazırlanıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, eğer sizler de hazırsanız yazılı hazırlığa birlikte başlayalım. Birinci yazılının konularında neler var? Hemen şöyle bir bakalım. Dünyanın iç yapısını kısacık hatırlayacağız. Ondan sonra e, levha tektoniği kavramını öğreneceğiz. Jeolojik zamanları hızlıca inceleyeceğiz ve iç kuvvetlere bakacağız. Daha sonra kayaçlara bakacağız sevgili arkadaşlar. Kayaçlardan sonra da Türkiye'de iç kuvvetlere bakacağız ve böylece yazılıya 10 numara bir şekilde hazırlanacağız sevgili arkadaşlar. Dünyanın iç yapısıyla hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Dünyanın iç yapısında neler vardı? Hatırlayalım. En üstteki kısma biz ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Yer kabuğu. Hemen yer kabuğunun altında ne vardı? Manto sevgili arkadaşlar. Buna ne diyoruz biz? Üst manto diyoruz. Üst manto. Hemen onun altında ne var arkadaşlar? Alt manto. Onun altında ne var? Dış çekirdek ve iç çekirdek diyoruz. İç çekirdek. Peki sevgili arkadaşlar, biz yer kabuğundan iç çekirdeğe doğru gittiğimizde ne olur? Tabii gidemeyiz ama hani gidildiğini varsaydığımızda ne olur? Bir kere sıcaklık artar. Sıcaklığın en fazla olduğu yer neresi? Çekirdek. Yoğunluk artar aynı zamanda. Ve basınç artar. Yani siz yer kabuğundan çekirdeğe doğru gittiğinizde sıcaklık, basınç ve yoğunluk artar sevgili arkadaşlar. Gelelim Levha tektoniği kavramına. Levha tektoniği kavramı sevgili arkadaşlar, ilk kez Wegener tarafından ortaya atılmış bir kavramdı. Alman bir bilim adamı. Buna nereden varmıştı bu kanıya? Daha önce kıtaların bir arada olduğunu ve bunların zaman içerisinde ayrılarak bugünkü dünyanın oluştuğunu söylemişti. Peki Wegener buraya bu kanıya nasıl varmıştı arkadaşlar? kıta kenarlarının birbirine çok uyumlu olduğunu ilk önce gözlemlemişti. Daha sonra bu kıta kenarlarındaki fosillerin birbiriyle benzeştiğini görmüştü. Yani levha tektoniğine kanıt nedir sevgili arkadaşlar? Bir kıta kenarları birbiriyle uyumlu. Başka fosiller sevgili arkadaşlar fosiller yani bu kıta kenarlarındaki fosillerin birbirine benzediğini ortaya koymuştu ve bunun üzerine bu teoriyi ortaya atmıştı. Hatırlayacak olursak bütün kıtaların bir arada olduğu tek süper kıtaya biz ne diyorduk? Pangea kıtası diyorduk. Daha sonra aradan zaman geçtikçe Pangea ikiye ayrıldı. Lavrasya ve Gondwana olmak üzere. Ve daha sonra bu Lavrasya ve Gondwana'nın arasında Tetis denizi dediğimiz yer oluştu. Tethys Denizi sevgili arkadaşlar. Ve Türkiye henüz burada yok. Çünkü Türkiye Tethys Denizi'nin altında sevgili arkadaşlar. Daha sonra sıkışarak ortaya çıkacak Türkiye. Ve zaman içerisinde bugünkü görünümünü alıyor değerli arkadaşlar dünyamız. Gelelim jeolojik zamanlara. Sevgili arkadaşlar bu jeolojik zamanlarla ilgili neleri bilmemiz gerekiyor sınavda? şöyle bir jeolojik zaman çizgisini hemen çiziyoruz. Bakın buraya ne diyoruz? Prekambriyen yani ilkel zaman. Buraya ilkel zaman diyoruz. Bu dünyanın oluşumundan son 500 milyon yıla kadar olan süreci kapsar. Son 500 milyon yıla kadar olan süreci. Bundan sonraki süreçler sevgili arkadaşlar birinci, ikinci ve üçüncü zaman olarak ele alıyoruz. Bir, İki ve üçüncü zaman. Bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Birinci zamana paleozoik, ikinci zamana mezozoik, mezozoik ve üçüncü zamana da senozoik diyorduk sevgili arkadaşlar. Şimdi burada neyi bilelim hocam? Burada bilmeniz gereken paleozoik, paleozoikte özellikle pangeayı bileceğiz. Pangea. Yani Tek kıtanın olduğu zaman. Ve bu zamanda gene taş kömürü yatakları oluşmuştu. Taş kömürü hangi döneme ait? Birinci zamana ait sevgili arkadaşlar. Bakın Pangea'yı bileceğiz ve taş kömürünü bileceğiz bu döneme ait. Peki Mezozoik'te neyi bileceğiz sevgili arkadaşlar? Mezozoik'te işte dinozorlar ortaya çıkıyor. Tetis denizi oluşuyor. Onu söyleyelim. Tetis denizi var. Ve işte Pangea ikiye ayrılıyor. Gondwana ve Laurassa diye. Ve gene dinozorların... Ortaya çıktığı dönem. Gelelim üçüncü zamana. Üçüncü zaman bizim için çok önemli. Üçüncü zamanda sevgili arkadaşlar Türkiye'de bu zamanda ortaya çıkıyordu. Bakın Türkiye'yi oluşturan dağ sistemi neydi? Hatırlayalım Alp Himalaya kıvrımı oluşuyor bu zamanda. Ve Türkiye oluşuyor. Türkiye yükseliyor sevgili arkadaşlar. Ve bu zamanda gene Linyit, Bor, tuz ve petrol oluşuyor. Üçüncü zamanla ilgili en önemli altını çizerek tekrar tekrar en önemli bilmemiz gerekenler ne? Alfimelaya kıvrımı ve Türkiye'nin oluşumu. Üçüncü zamanın son dönemine sevgili arkadaşlar şöyle bir çizgi atacak olursam buna da kuaterner diyoruz. Kuaterner'de ne oldu? Kuaterner'de hemen alt alta yazıyorum. Bakın kuaterner üçüncü zamana aittir. Üçüncü zamanın iki tane dönemi vardır. Biri tersiyer, Öbürü de kuaterner. Kuaterner son 2 milyon yılı kapsayan bir dönemdir. Burada ne oldu? Ege Denizi oluştu. Sevgili arkadaşlar, boğazlar oluştu. Ve insan bu dönemde ortaya çıktı. Ve Türkiye bugünkü yani bugünkü Türkiye'nin görünümü ne zaman oluştu? Kuaternerde son zamanda şöyle not alalım. Türkiye bugünkü görünümünü aldı sevgili arkadaşlar. Görünümünü aldı. Bunu değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? SS alıyoruz. Sınavda çıkabilecek olan zor konulardan bir tanesidir. Eğer çıkarsa bu bilgiler size puan getirecek değerli arkadaşlar. Gelelim sırada ne var? Sırada iç kuvvetler var. İç kuvvetler nelerdi? Epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremler. Aslında konuyu şöyle kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar. Biz neyi... Öğreniyorduk bu sene yer şekillerini öğreniyorduk. Yer şekillerini öğrenebilmemiz için neye ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar? Önce iç kuvvet kavramına ihtiyacımız var. Daha sonra da dış kuvvet kavramına ihtiyacımız var. Bunları bilmemiz gerekiyor. İç kuvvetler dediğimiz şeyler ne? İşte bir epirojenez, iki orojenez. Epirojenez ne demekti sevgili gençler? Kıta oluşumu. İkincisi orojenez. Bu ne demekti arkadaşlar? Da oluşumu, üçüncüsü volkanizma ve dördüncüsü neydi? Depremlerdi. Peki dış kuvvetler dediğimiz şey neydi? Bir akarsular, iki rüzgarlar, üç buzullar, dört dalga ve akıntılar, beş karstik süreçler arkadaşlar. Karstik süreçler. Yani karstik şekillere bakacağız. Şimdi biz tabi bizi esas ilgilendiren şu an nedir arkadaşlar? İç kuvvetler. Bunların önemli bir kısmı zaten birinci yazılıya dahil değil. Dolayısıyla siz şu kısmı iyi bildiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Yüksek puanlar alıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki epirojenezle ilgili ben neyi bilecektim? Epirojenez ne demekti arkadaşlar? Levhaların dikey yönlü hareketi. Bakın dikey yönlü hareket. Empirojeniz neydi arkadaşlar? Levhaların dikey yönlü hareketiydi. Levhaların dikey yönlü hareketi ne demek? Yani levha yukarıya ve aşağıya doğru hareket ediyordu. Levhanın yukarıya ve aşağıya doğru hareket etmesi sonucunda neler ortaya çıkıyordu? Onu da hatırlayalım. Bir deniz ilerlemesi. Bir diğeri de deniz gerilemesi sevgili arkadaşlar. Deniz ilerlemesi ve deniz gerilemesi. Gerileme ne diyorduk arkadaşlar? Regrasyon. R, re. R'yi re gördüğünde deniz ne oluyor? Geriliyor sevgili arkadaşlar. Orojenez'e geldiğimizde orojenezle ilgili bilmemiz gereken kavramlar neydi sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle şuraya ok çıkalım. Buraya orojenez diye şöyle bir küçük başlık atayım. Orojenez yani dağ oluşumu iki şekilde oluyordu. Neydi bunlar? Bir, Kıvrılma 2. Kırılmaydı. Kıvrılma nasıl oluyordu? Eğer levhalar birbirine doğru yaklaştığında bakın burada levhalar yatay hareket ediyor. Epirojenezdeki gibi dikey değil. Bakın şuraya da oku düşüyorum. Levhalar yatay. Epirojenezde neydi? Dikey. Kıvrılma meydana gelebilir ya da kırılma meydana gelebilir. Neye göre kıvrılıyor? Eğer levha yumuşak dokudaysa kıvrılıyor. Sert dokudaysa kırılıyordu. Kıvrılınca ne oluyor sevgili arkadaşlar? Şu şekil meydana geliyor. Bir masa örtüsünü yaklaştırın birbirine kıvrılır. Ve burada neyi bilmemiz gerekiyor? Yüksekte kalan kısma ne diyorduk biz? Antiklinal. Aşağıda kalan kısma ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Senklinal. Ve kırılmadaysa Levhalar yumuşak olmadığı için, sert dokuda olduğu için kırılma meydana geliyordu. Ve burada da yukarıda kalan kısma ne diyorduk arkadaşlar? Horst. Aşağıda kalan kısma ne diyoruz? Graben diyoruz. Horst ve Gravenler. Geldik bir diğerine arkadaşlar. Volkanizma. Volkanizma ile ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Hemen şöyle temiz bir kağıdı açayım ya da sayfanın arkasını açayım. Volkanizma ile ilgili değerli arkadaşlar bakın burası yer kabuğu olsun. Yer kabuğunun altında ne vardı? Manto vardı. Manto, Manto konveksiyonel hareketler yapıyordu. Yani kaynıyordu. Peki manto burada yüzeye çıkmaya çalışıyor, değil mi? Nereden yüzeye çıkıyordu manto? Varsa yerin içinde kırıklar veya levha sınırları buradan çıkmaya çalışıyordu. Çıktığını varsayalım. Ha, çıkarken hemen çıkmıyor. Ne oluyor? Yerin altında boşluklar varsa o boşlukların içerisine giriyor. O boşluklarda soğuyor. Yavaş yavaş soğuyordu sevgili arkadaşlar. Ve çıkan kısmı ise bakın yukarıda şöyle hızlı bir şekilde soğuyordu. Ve burada işte volkan konileri yani volkanik dağları meydana getiriyor. Biz burada neyi öğrenmiştik? Demiştik ki şu yerin altında meydana gelen olaya biz ne diyoruz? Derinlik volkanizması diyoruz. Yukarıda meydana gelen olaya ise yüzey volkanizması diyoruz. Zaten kayaçlar konusunda da hatırlayın Burada oluşan kayaçlar derinlik kayaçlarını, yüzeyde oluşanlarsa <laughs> yüzey kayaçlarını ya da dış püskürükleri meydana getiriyordu. Bakın aşağısı iç püskürükler, yukarısı dış püskürük kayaçları oluşturuyordu. Şimdi oraya gelmeden hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yerin derinliklerinde oluşan bazı şekiller oluyordu volkanizmadan dolayı. Bunlar neydi? Yazalım. 1- sil. 2 dike. 3- lakolit. Ve... 4 batolit. Bunlar derinlik volkanizması ile ilgili kavramlar. Peki yüzeyde volkanizma nasıl şekiller oluşturuyor? Hemen ona bakalım. Bakın şu kısma ne diyoruz biz? Krater. Volkanik dağların ağız kısmı. Volkanik dağlara ne diyoruz arkadaşlar? Koni. Ayrıca mağaralar var. Mağar ve kaldera. Kaldera nasıl oluşuyordu sevgili arkadaşlar? Bu volkanik dağın çökmesiyle oluşuyordu. Bakın volkanizma ile ilgili şuraya hemen şöyle de yazalım. Volkanizma. Şunu da yazdık. Volkanizma ile ilgili karşınıza çıkabilecek olan sorular bu sorular. Ayrıca dünyada volkanizmanın en çok aktif olduğu yerler neresiydi? Ateş Çemberi. Ateş Çemberi'ne yıldızımızı Koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Ateş çemberi neresiydi? Pasifik çevresi. Yani Büyük Okyanus çevresi. Dünyada volkanların en fazla olduğu, aktif volkanların en fazla olduğu yerler buralar. İşte Endonezya, Japonya, Filipinler, Şili gibi ülkeler yani Büyük Okyanus'un çevresi. Ne diyoruz? Ateş çemberi. Niye ateş çemberi? Çünkü volkanlar sürekli patlıyor sevgili arkadaşlar. Ve bir diğeri de değerli arkadaşlar hemen şuraya alt kısma sağ alt tarafa depremler diyelim değerli arkadaşlar. Depremler kaç türdü? 1. Tektonik depremler. 2. Çöküntü depremleri. 3. Neydi sevgili arkadaşlar? Volkanik depremler. bunlar içerisinde etki alanı en geniş olan hangisidir? Tektonik depremler. Dünya üzerindeki depremlerin yüzde %99'u Tektonik kökenli depremlerdir. Geriye kalan yüzde birlik kısmı da çöküntü ve volkanik depremlerdir. Bizi ürküten, korkutan neydi? Tektonik depremler. Peki, tektonik depremlerin dünya üzerinde en çok görüldüğü yerler nereler arkadaşlar? Levha sınırlarıydı. Levha sınırlarında tektonik depremlere çok rastlıyorduk sevgili arkadaşlar. Evet, bu sayfadan soru gelecektir sevgili arkadaşlar. Bilesiniz İsterseniz SS'ni alıyoruz sayfanın. Şöyle geçtik. Kayaçlar konusuna geldik. Kayaçlar sevgili arkadaşlar neydi? Kayaçlar taş değil mi? Birden fazla bir veya birden fazla mineralin birleşmesiyle oluşan taşlar. Biz bunları şöyle arıyorduk. Bir püskürük kayaçlar. İki tortul kayaçlar. Üç başkalaşım kayaçları. Bakınız püskürük kayaçları da iki gruba ayırıyorduk. Neydi bunlar? Bir dış püskürükler bir de iç püskürük kayaçlar sevgili arkadaşlar. Tortul kayaçları ise şöyle ayıralım. Bunu da üç gruba ayırıyorduk. Neydi bunlar? Fiziksel tortul kayaçlar, kimyasallar ve organik tortul kayaçlar. Şimdi burada neyi bileceğim? Bir kere Hangisinin içerisinde sadece fosiller vardı arkadaşlar? Tortul kayaçların içerisinde fosil bulunur. En önemli kısım burası. Tortul kayaçların içerisinde fosil bulunur. Püskürük kayaçlarla ilgili neyi bileceğim? Magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşuyordu. Dış püskürük dediğimiz ne? Yüzeye çıkanlar. İç püskürük dediğimiz ne? Yerin altında soğuyanlar. Dış püskürük kayaçlara hemen örneklerimizi verelim. Onu da şöyle değişik bir renkle çizelim sevgili arkadaşlar yazalım. Nedir dış püskürükler? Bazalt peribacalarının tepesinde kalan andezitler gibi tüf bunlar dış püskürük kayaçlar ve obsidiyen volkan camı eskiden mızrakların ucuna takarlarmış sevgili arkadaşlar. İç püskürükler ne? Granit, siyenit, diorit gibi kayaçlar. Fiziksellere geldiğimizde tortul kayaçlarda fiziksellerde arkadaşlar tortulanma ne demekti? Birikme demekti. Fiziksel işte kumlar bir araya gelince böyle birleşiyor, kum taşı oluyor. Çakıllar birleşiyor doğal çimento ile çakıl taşı oluyor. Ve kil birleşiyor, kil taşı oluyor sevgili arkadaşlar. Kimyasal'a gelince, kimyasal neydi? Suda kolay eriyebilen kayaç türleriydi. Bunlar kalker yani kireç demek. Jips yani alçı demek ve kaya tuzu sevgili arkadaşlar. Kimyasal tortullara örnek. Peki organik ne demek? Canlı kalıntısı olanlar. Örneğin kömür bitki kalıntısıdır değil mi? Tebeşir, mercan bunlar da sevgili arkadaşlar organiklere örnek verilebilir. Peki taşlar nasıl başkalaşır? Yani bu grup içerisindeki veya bu grup içerisindeki taşlar ne oluyor da başkalaşıyordu arkadaşlar? Kritik bilgi, sıcaklık ve basınç etkisiyle ne oluyor? Taşlar dönüşüyor. Peki neye dönüşür taşlar? Örnek. Dönüşen taşlara örnek. Granit neye dönüştü? Gnaysa. Kalker neye dönüştü arkadaşlar? Mermere. Bunlar sevgili arkadaşlar, kayaçlarla ilgili bakın hocalarımız kayaçlar konusunu sormayı sever. O yüzden ne diyoruz? Bu yazılda sorulur sevgili arkadaşlar. Buradan da SS almayı ihmal etmeyelim değerli arkadaşlar. Geldik sevgili arkadaşlar bir diğer başlığımıza. Nedir o? Türkiye'de iç kuvvetler. İç kuvvetler dediğimiz şey neydi sevgili gençler? Tekrar şöyle yazalım. Eprojenes, orojenes, depremler ve volkanizma. Doğru mu? Şimdi biz bunlara Türkiye'de bakacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar Türkiye'de eprojenik hareketler görülmüş mü? Görülmüş. Vakti zamanda Türkiye yükselmiş, alçalmış vesaire. Burada en mühim nokta Türkiye'de orojenez depremler ve volkanizma bunları harita üzerinde bilirsek işimiz çok kolay olacak sevgili arkadaşlar. İstediği kadar soru detay olsun bizim için çözmek hiç problem olmayacak. Şimdi öncelikli olarak orojenizde ne vardı? İki türlü şekil vardı değil mi? Bir kıvrılma vardı bir de ne vardı? Kırılma yani horse graben sistemi vardı. Peki bunların Türkiye'deki dağılımı ne sevgili arkadaşlar? Bakınız kıvrılmalar Türkiye'de Kuzey Anadolu Dağları, ve Toros Dağları özellikle bilmeniz gereken. Bunlar kıvrılarak oluşmuştu. Peki kırıklı dağlar neredeydi arkadaşlar? Kırıklı dağlar bunlar da Ege'de. Kırıklı dağlar da Ege'de sevgili arkadaşlar oluşuyordu. Hemen şöyle Ege'de kırıklı dağlarda şöyle çizmiş olalım. Peki gelelim bir diğerine. Türkiye'deki sevgili arkadaşlar depremlere. Türkiye'de depremle ilgili neyi bileceğiz? Türkiye'deki fay hatlarını bileceğiz. Bakın Hatay'dan gelip şöyle Doğu Anadolu'dan çıkan bu fayın adı nedir? Güney Anadolu fayı. Kısaca ne diyorum ben buraya? Gaf diyorum. Bakın Bingöl Elazığ üzerinde birleşiyor şurada. Şöyle gelen bir fay var. İstanbul içinde çok tehlikeli bir fay olan Kaf diyorum buna. Ne demek? Kuzey Anadolu fayı. Ve Horskraben sisteminin sebep olduğu yani kırılmalarla oluşan Batı Anadolu fayı. Buna ne diyorum sevgili arkadaşlar? Baf diyorum. He bu ne demek? Bu Türkiye'de deprem riskinin en fazla olduğu yerler demek. Peki hocam Türkiye'de deprem riskinin çok az olduğu yerler nereler? Bakın tarıyorum Tuz altından şöyle aşağı doğru geliyorum. Burada hangi şehirler var? Burada Konya var. Burada Karaman var. Mersin var arkadaşlar. Burada deprem riski oldukça düşük. Ayrıca nerede var? Hemen şu Güneydoğu Anadolu'da görüyoruz. Urfa ve çevresi Mardin. Çevresi şöyle onları da yazalım. Urfa ve Mardin. Türkiye'de deprem riskinin çok düşük olduğu yerler. Bakın deprem olmaz diyemiyoruz. Riskin düşük olduğu yerler diyoruz. Harika. Şimdi ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Türkiye'de volkanizme. Şimdi Türkiye'deki volkanik dağlara baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinde Ağrı'da ne var? Ağrı Dağı var. Volkanik bir dağ. Şurada ne var? Tendürek Dağı var. Hemen gene o da Ağrı Dağı. Sübhan Dağı ve Nemrut Dağı. Bakın bir çizgi şeklinde böyle aşağı doğru iniyor. Neden? Çünkü burada bir kırık var. Benzer şekilde Kayseri'de Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz, Karadağ ve Karacadağ volkanlarını görüyoruz. Ve gene Manisa Dağı, Kula Volkanları var sevgili arkadaşlar burada. Bunları görüyoruz. Bakın buradaki çizgilerde neyi gördük? Türkiye'nin kuzeyinde yani Karadeniz'de kıvrılmayla oluşan dağlar, Toros'ta kıvrılmayla, Ege'de kırılmayla oluşan dağlar görüyoruz. Ayrıca volkanizma ile oluşan dağlarda bakın birkaç tanesinin ismini yazalım. Ağrı, Sübhan, şöyle yazdık, Nemrut dağları ve İç Anadolu'da Erciyes Dağı özellikle bilmemiz gereken dağlardan bir tanesi. Manisa'da ise Kula Volkanları'nı bilirsek çok işimize yarayacak sevgili arkadaşlar. Şimdi Ege'de kırıkla oluşmuş dağlar ne? Bazen hocalar biraz daha sınav sorusu zor olsun diye bunu sorabiliyor arkadaşlar. Ege'deki bakın kırıklı dağları hemen şöyle aşağıya yazıyorum. Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağları. Bunlar sırasıyla Ege'deki kırıklı dağlar sevgili arkadaşlar. Bakın Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağları. Hemen size bununla ilgili bir kodlama veriyorum. Kazma, Yutan, Boz Ayı diyoruz. Kazma, Yutan, Boz Ayı. Ne demek burada Kazma? Kaz, Kaz Dağları, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağları sevgili arkadaşlar. Türkiye'de iç kuvvetlerle ilgili Bilmemiz gerekenler özetle bu. Ne yapıyoruz şimdi? Sınavda çıkması muhtemel sorulara bakıyoruz. Bakın <laughs> jeolojik zamanlarla ilgili sorular. İlk insanın ortaya çıkışı için ne demiştik arkadaşlar? Üçüncü zamanın kuaterner dönemi. Doğru mu? Ben buraya kuaterner yazabilirim. Çünkü günümüze çok yakın bir zamanda aslında çıkmıştır. Pangea kıtasının oluşumu ne zamanda arkadaşlar? Birinci zaman. Birinci zaman ya da ne diyorduk biz buna? Paleozoik diyorduk. Kaledonya ve Hersinyen kıvrım dağları da gene birinci zamanda oluşmuş sevgili arkadaşlar. Yani Paleozoik. Linyit, petrol, tuz ve bor yatakları ne zaman oluştu sevgili arkadaşlar? Üçüncü zaman. Yani Senozoik. Bu arada Türkiye'de linyit oldukça fazla mı? Evet oldukça fazla. Neden? Çünkü Türkiye'de üçüncü zamanda oluşmuştu sevgili arkadaşlar. Aklınızda böyle kalabilir. Dinozorların ortaya çıkışı ne zamandı sevgili arkadaşlar? İkinci zaman yani mesozoik diyoruz sevgili arkadaşlar. Boşluk doldurmamızı da böylece yapmış olduk. Gelelim. Ülkemizde meydana gelen aşağıdaki olayları geçmişten günümüze doğru sıralayan soruya. Ege Denizi'nin oluşumu. Hangi zamanda sevgili arkadaşlar? Üçüncü zaman. Üçüncü zamanın hangi dönemiydi? Kuaterner dönemiydi sevgili arkadaşlar. Kuaterner. Bu zamanda sualtı volkanizması yaygındır diyor. İkinci zamandan bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Toros ve Kuzey Anadolu dağlarının oluşumu. Üçüncü zamanın hangi dönemi? Tersiyer yani Kuaterner'den önceki. İstanbul ve Çanakkale Kuaterner'dir gene üçüncü zaman. Hangi dönem? Kuaterner diyoruz arkadaşlar. Zonguldak'taki taş kömür yatakları ne zaman oluştu? Birinci zamanda oluştu diyoruz. Şimdi biz bunu sıralarsak geçmişten günümüze doğru o zaman ne olacak? İlk önce E'yi yazacağım. Yani bunu. Daha sonra sevgili arkadaşlar B'yi yazacağım. İkinci zamana ait olan. Daha sonra Toros Dağları'nın oluşumunu yazacağım. C seçeneği. Ege Denizi'nin oluşumu A ve İstanbul Çanakkale Boğazları'nın oluşumu da ne sevgili arkadaşlar? D. Böylece sıralamamızı yapmış olduk. Geçmişten günümüze jeolojik zamanlardaki sıralama sevgili arkadaşlar. Bazı olayların kronolojisi. Gelelim regrasyon ne demek? Deniz ilerlemesi ne demek sevgili arkadaşlar veya gerilemesi. Burada neyi soruyoruz? Gerilemeyi soruyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, deniz gerilemesi nasıl oluşuyor? Şimdi şöyle bir arazi düşünelim. Bu arazide şöyle dağlar olsun şurası ve denizimizi de şöyle çizelim sevgili arkadaşlar. Çizdik şuradan denizimizi taradık. Şimdi eğer burada şöyle bir durum gerçekleşirse epirojenik hareketler sonucu bu kara yükselirse ne olacaktır? Şu an sınırı burada olan deniz belki sınırı şu kısma doğru gerileyecektir. Bakın ne oldu? Burası yükselince deniz geriledi. İşte deniz gerilemesinin oluşması bu. Eğer kara parçası yükselirse bakın kara yükselirse arkadaşlar deniz geriler. O zaman ters mantıkla gidelim. Kara alçalırsa ne olur? Deniz ilerler sevgili arkadaşlar. Gelelim buraya yüzey volkanizması sonucu oluşan yüzey yer yüz şekilleri nelerdi? Yüzey volkanizmasında ne vardı? Hemen şöyle tekrar hızlıca volkanizmada lavlar yüzeye doğru şöyle çıkıyordu sevgili arkadaşlar ve volkan konisi oluşuyordu burada. Neler vardı bu şekilleri hızlıca yazalım. Bir krater diyebiliriz değil mi? Krater. Bir diğeri koni, volkan konisi neydi koni? Şu işte sevgili arkadaşlar. Daha bir diğeri mağar ve kaldera. Bunlar yüzey volkanizması sonucu oluşan şekiller değerli arkadaşlar. Gelelim boşluk doldurma kısmımıza. Buradaki kelimeleri uygun yere koyacağız sevgili arkadaşlar. Kayaçları inceleyen bilim dalına ne diyoruz biz? Petrografi diyoruz. Ve bunu çizdik. Mantonun yer kabuğuna yakın olan üst kısmına ne diyoruz? Astenosfer diyoruz arkadaşlar. Astenosfer mantonun üst kısmı. Geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması ne demek? Epirojenez. Epirojenes sonucunda ne oluşuyordu? deniz ilerlemesi veya gerilemesi. Magmanın yeryüzüne çıkması veya yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulması olayına ne diyoruz? Volkanizma. Eğer yüzeye çıkarsa yüzey volkanizması, eğer yüzeye yakın yerlere kadar sokulursa derinlik volkanizması diyorduk. Dünyada yaşam başladığında bütün kıtaların bir ada gibi birbiriyle birleşik haline ne diyorduk? Pangea diyoruz sevgili arkadaşlar. Tek kıta, süper kıta yer hareketlerini sürekli olarak kaydederek yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini hesaplamaya yarayan aygıtan ediyoruz. Sismograf sevgili arkadaşlar. Sismograflar. Boşluklarımızı doldurduk. Başka boşluklara geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada neyi görüyoruz? Yer kabuğunu, mantoyu, çekirdeği ve dış çekirdeği ve iç çekirdeği görüyoruz. Şimdi bakalım. Yandaki şekilde yerin katmanları gösterilmiş. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi ne yapacağız? Dolduracağız. Örnekte ne diyor? Üzerinde yaşadığımız katmandır. Kalınlığı yaklaşık 35 kilometredir. Ne bu? Yer kabuğu. Dünyanın merkezinde bulunan katman hangisi arkadaşlar? Merkezde bulunan katman çekirdek. Yer kabuğunda meydana gelen tektonik olayların kaynağı ne? mantodaki konveksiyonel olaylar değil miydi arkadaşlar? Manto dolayısıyla bu olayların yani depremin, orojenezin, dağ oluşumunun ve kıta oluşumunun sebebiydi. Ne diyoruz? Manto. Litosfer ya da ...taş küre adı verilir. Ne bu arkadaşlar? Litosfer yer kabuğudur ya da taş küredir. Yaklaşık olarak 70 kilometre ile 2.900 kilometre arası. Şimdi yer kabuğunun kalınlığı arkadaşlar aşağı yukarı 70 kilometre civardır. Bundan sonra 2.900 kilometreye kadar gelen nedir? Sevgili arkadaşlar mantodur. O yüzden buraya da ne diyorum? Manto diyorum. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katman. Ne demiştik? Çekirdeğe doğru gidildikçe yoğunluk, sıcaklık ve kalınlık artıyor. O zaman ne olacak burası? İç çekirdek olacak. Sevgili gençler. Deprem türlerini yazalım. Kaç tür depremden bahsedecektik sevgili gençler? Hemen şöyle hızlıca bir tektonik depremler. İki çöküntü depremleri. Üç volkanik depremler. Bunların hangisi çok tehlikeliydi? Tektonik depremler ve etki alanı en geniş olanlar bunlardı. Nerede görülüyordu tektonik depremler arkadaşlar özellikle levha sınırlarında ve yer kabuğunun kırıklı yerlerinde. Çöküntü depremler ne demek? Çöküntü depremler yerin altında özellikle karstik sahalarda şöyle yazayım. Karstik sahalarda yani suyla kolay eriyebilen arazilerde mağaralar Tavanı çöküyor, çökmeler meydana geliyor. Volkanik depremlerse volkanizma esnasında meydana gelen e, depremler sevgili gençler. Gelelim başkalaşım kayaçlarına örnekler verelim. Ne demiştik arkadaşlar? Hatırlayalım. Kalker neye dönüşüyordu? Mermere. Granit neye dönüşüyordu? Gnaysa nice, sevgili arkadaşlar. Kil taşı neye dönüşüyordu? Şiste. Bunları örnek verebiliriz başkalaşım. Tabii ki burada kritik bilgi neydi? Bir kayacın başkalaşabilmesi için ne lazım sevgili arkadaşlar? Sıcaklık ve basınç lazım. Eğer bunlar uygun ortamı oluşturmazsa o zaman kayaçlar da başkalaşamıyor sevgili arkadaşlar. Ülkemizdeki fay hatlarının isimlerini yazalım arkadaşlar. Nedir? Bir Güney Anadolu Fayı. Kuzey Anadolu Fayı ve Batı Anadolu fayı şeklinde söyleyebiliriz. Şöyle yazacak olursak Güney Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Batı Anadolu fayı sevgili arkadaşlar. Peki İstanbul'da olabilecek muhtemel bir depremde hangisi kırılacak sevgili arkadaşlar? Kuzey Anadolu fayı İstanbul'a yakın yerden geçiyor. Gelelim başka bir soruya. Hemen tanıdınız. Nedir bu? Antiklinaller ve senklinaller. nedir? Horst ve Graben'ler. Şekilde harflerle gösterilen yerlerin isimlerini yazalım sevgili arkadaşlar. A'da ne var? A antiklinal. B'de ne var? Senklinal. Gelelim buraya. C'de ne var arkadaşlar? Yukarıda kalan kısma ne diyorduk? Horst. Aşağıda kalan kısma ne diyorduk sevgili gençler? Graben. Unutmayalım. Buradan %100 soru gelecek sevgili arkadaşlar. Gelelim başka bir soruya. Anadolu levhasına baskı uygulayan levhaları hatırlayalım. Şimdi şurası Anadolu olsun sevgili arkadaşlar. Yani Türkiye. Türkiye'ye Özellikle şuradan Arap levhası baskı uyguluyor. Burada Afrika nispeten baskı uyguluyor. Ve kuzeyde ise nedir arkadaşlar? Avrasya levhası Türkiye'ye baskı uygulayan levhalardır. Ve sırada ödüllü sorumuz var sevgili arkadaşlar. Ödüllü soruyu cevaplayıp yorumlar kısmına bırakıyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sınavdan çok 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 yüksek notlar alacaksınız.